Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere görmüş olduğunuz supla yapımını anlatacağım. Çok basit, sadece kenarlarında bir iki modeli olan gayet kullanışlı, güzel, tam 35 santimetre çapında tabağınız yaklaşık şuralara kapatacak. Gayet güzel kenardaki modeller, başak modeller görünecek. Servis tabağı da olsun, diğer küçük tabaklarımız da olsun, gayet güzel kullanışlı bir supla. Instagram'da paylaşmıştım. Ben aslında video düşünmüyordum ama kolay bir model diye. Instagram'da çok talep olunca hemen videosunu hazırlamak istedim. Lütfen beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Bu videoların devamı gelebilmesi için bunlar çok önemli. Şimdi hemen yapımını anlatıyorum. Öncelikle 3,5 milim tığ kullandım. Sizler yani kağıt ipinizin inceliğine, kalınlığına göre 4 milim de kullanabilirsiniz. Nasıl rahat örüyorsanız deneyin. Çünkü kağıt ipin bir markası yok. Ben çile halinde alıyorum arkadaşlar. Onu yumak haline getiriyorum. Her zaman söylüyorum. Ben çile kalitesini sevdiğim için diğer yumakların kalitesine bir şey demek istemiyorum. Ama bana örümü kolay gelmiyor. İyi gelmiyor. O yüzden her zaman çile halinde alıyorum. Hem de daha önemlisi çok daha ekonomik oluyor arkadaşlar. 1 kilo, yani şu anda fiyat söyleyemiyorum çünkü videoyu siz çok başka zamanlarda izleyeceksiniz. O yüzden fiyat karışıklığı oluyor her zaman. Fiyat belirtemiyorum ama bayağı fark ediyor. Hiç sözü uzatmayayım. Kilo işi alırsanız her zaman daha garanti. Yaklaşık bir taneye yani 100-150 gram falan ancak gitmiştir. Yani bir taneyi belirleyemiyorum tabii ki söylemekte ama 1 kilo aldığınız zaman kaç tane örersiniz yani? O yüzden bir yumak alıp 2-3 tane örene kadar bir tık fazla verin, kilo işi alın. Çok daha bereketli işler yapacaksınızdır. Dediğim gibi 3,5 milim tığ kullandım. Hemen detaylı videosuna geçelim. Evet, ipimi ve 3,5 milim tığımı aldım. Hemen başlıyorum. Sihirli halka yapımıyla başlıyoruz. Sihirli halka neydi? Şöyle parmağımı doluyorum ipimi. Şuradan geçiriyorum tığımı. Hemen bir, iki tane zincir çekiyorum. İlk trabzanımı oluşturdum. Bununla beraber toplam 17 tane ikili trabzan yapacağım. İkili trabzan neydi? Tığımın üzerine alıyorum. Sihirli halkamın içinden geçiriyorum. Tığımda şu anda 3 tane ilmek var. Önce ilk ikisini, sonra da ilk ikisini çıkarıyorum. Bu şekilde ikili trabzanımı yapmış oluyorum. Şimdi hızlıca toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, toplam 17 tane olacak ve devam edeceğim. 17'yi tamamladım arkadaşlar. Şöyle sihirli halkamın ipini şu dikkatli bir şekilde çekiyorum çünkü kağıt ip hassas bir ip, kopabilir. Biraz çekiyorum. Azıcık boşluk kalabilir. Mühim değil o kadar. Şimdi ilk çektiğim iki zincirin şurasından birleştiriyorum. Buradan da direkt çekiyorum. Ve hemen iki tane zincirimi çekip yine ilk trabzanımı oluşturuyorum. Üzerine aldım. Aynı noktaya bir tane yapıyorum. Şimdi hemen yanına geçiyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Aynı noktaya bir defa daha. Bu ilk yaptığım bir çift, ikinci yaptığımda bir çift oldu. Şimdi her birinin tepesine, şu trabzanların tepesine yani şu kısımlara iki defa trabzan yapacağım. Aynı noktaya şimdi bir defa daha yapıyorum. Arkadan da ipimi gezdiriyorum. Bu şekilde 17 tane böyle çiftli trabzanım olacak. Sonra da yine birleştirme noktasında ikinci sıramı bitireceğim. Her bir noktaya bakın ikişer tane yapıp ikinci sıramı bitirmiş olacağım. Evet, ikinci sıramı bitirdim.
Hemen şu kısımdan bakın zaten şöyle tepesi iki tane zincir çekmiştim. İlk trabzan kabul etmiştik. Şu kısımdan direkt buradan da çekerek birleştiriyorum. Hemen iki zincirle yukarı çıkmış oldum. Şimdi üçüncü sıradayım. Üçüncü sırada hemen şu dibine bir trabzan yapıyorum. Aynı noktaya bir tane daha yapıyorum. Şimdi bu benim ilk çift trabzanım oldu. Bu ilk çektiğim zinciri tekli kabul edeceğim. Yanına hemen çift yaptım. Aynı noktaya battım. Bunu da ilk çiftim kabul ediyorum. Bu sırada çünkü bir tek bir çift olarak devam edeceğiz. Ama yine saydığınız zaman 17 tane çiftim olacak. Benim her sırada arkadaşlar tekler sabit olacak, çiftler aynı duracak. Her sırada benim 17 tane çiftim olacak. Şimdi çift, tek, çifte sıra. Aynı noktaya bir tane daha yapıyorum. Bakın çiftim. Şimdi yanına tekli yapıyorum. Şimdi bu yana geçiyorum. Çifte sıra, yani aynı noktaya bir trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde sıranın sonunu tamamladığımda şu kısma çift denk gelecek. Şu ilk çektiğim iki tane zincir de tekli kabul edeceğiz. Yine zaten yuvarlak tamamlanmış olacak. Çift, tek, çift olarak tamamlanmış olacak bu kısım zaten. Şimdi üçüncü sırayı da tamamlıyorum. Mutlaka yaptıkça kağıt ipinizi düzeltin arkadaşlar. Eğer sayıları doğru yaptıysanız, yine de böyle yamulmalar falan varsa mutlaka bu el düzeltmesi olmadığındandır. Şöyle yaptıkça, çünkü kağıt ip öyle bir ip, diğer ipler gibi değil. Şöyle düzelte düzelte devam edelim. Şimdi üçüncü sıranın sonunda görüşürüz. Evet, üçüncü sıramın da sonundayım. Dediğim gibi sonuna çift denk geldi. Şu kısımda zaten tekli başlamıştık. Yine düzgün bir şekilde devam edecek. Birleştirmemi yaptım. Bakın hemen sıram bitti. Bakın benimki de nasıl oldu. Hemen düzeltmeleri yapıyorum. Bu şekilde ördükçe şöyle düzeltmeleri de yaparsak bakın gayet hoş duracaktır. Şimdi artık yine aynı şekilde devam edeceğim. Artırmaların mantığını anlatacağım ben size. Hemen yine dibine çiftimi yapacağım. Sonra yanına tek. Çiftler sabit duracak. Teklerin sayısı artacak. Bu ne demek? Bir tane daha tek ekliyorum. Hemen yanına çift yapıyorum. Şimdi sıra tekte. Yanına geçtim, tek yaptım. Yanına geçtim, tek yaptım. Çünkü iki tane tek yapıyorum. Şimdi her birine çift batmıştık. Burada bir çift, bir tek, bir çift, bir tek olarak devam etmiştik. Burada bir çift, iki tek, bir çift, iki tek, bir çift, iki tek olarak devam edeceğim. Bir sonraki sırada bir çift, 3 tek, 1 çift, 3 tek olarak devam edecek. Artırmanın mantığı bu arkadaşlar. Bununla birçok projede işinizi yapabilirsiniz. Ben şimdi bu mantığı anlattıktan sonra toplam 1, 2, 3, 4 deyim. 9 sıra öreceğim arkadaşlar. Verdiğim ölçüye ulaşabilmek için 9 sıra bu trabzanları yapacağım. Sonra 2 sırada modelimiz var. Bu şekilde tam 9 sıra yapıp döneceğim. Artırmaların mantığı bu şekilde. Birleştirme noktalarını zaten söyledim. Toplam 17 tane çiftim olacak. Bu 17 sabit çiftler duracak. Teklerin sayısı artacak gittikçe. Şimdi ben toplam 9 sıra örüp dönüyorum. Burada anlatmak istediğim başka hiçbir şey yok. Aynı şekilde öreceğim. Ördükçe yine elimle bu şekilde düzelte düzelte devam edeceğim. Bir de söylemek istediğim önemli bir konu var arkadaşlar. Şimdi çiftlerim her seferinde üst üste denk gelmemeli.
Şimdi ben daha başlardayım diye o sıra bozulmuyor. Ama bir sonraki sıralarda mesela yerini değiştireceğim. Bunun sonraki sırasında mesela yerini değiştireceğim. Yerini değiştirmek nedir? Şöyle. İlk başladığımda hemen şuraya çift batıyordum. Burada da yine buraya battım. Ama bu sırada yani 1, 2, 3, 4, 5. 5. sırada hemen buradan başlamayacağım çifte. Tek yapacağım. Sonra çifte başlayacağım. Çiftler sürekli aynı noktaya denk gelirse burada yuvarlaklığını tam koruyamıyor supla. O yüzden çiftlerin yerini arada bir değiştirin. Zaten onun bir şeyi yok. Aradaki tekler artıyor. Çiftlerin yerini değiştiriyoruz. Umarım anlatabilmişimdir. Şöyle söyleyeyim tekrar. Şurada çift var. Bu sırada da burada yapmışım. Şimdi bir sonraki sırada buraya koymayacağım çifti. Şu araya bir yere koyacağım. Çünkü sürekli aynı noktaya çiftleri koydukça şöyle hoş olmayan bir yuvarlak ortaya çıkıyor. O yüzden de bunu engellemek adına çiftlerin yerini her sırada değiştirmeye çalışacağım. Evet, 9 sıra ördüm arkadaşlar. 9 sıra ördüm. Şimdi kağıt bin kalınlığından, inceliğinden fark edebilir. Yine de bir ölçmek istiyorum. Yani şu anda toplam 29 santim olmuş. Evet, 29 santim olduktan sonra da modelimi kuracağım. Bakın, bu kısımda şöyle arkayı çevirerek hafifçe bir ütü yapabilirsiniz. Kağıt ipe ütü hiçbir sıkıntı vermiyor. Çantalarda falan da yapılıyor zaten. Şimdi ben bir hata yapmışım, tekrar sökmek zorunda kaldım. O yüzden şu kısımlar şöyle oldu. Sizin şu anda düzgünce bir 9. sıranız var. Şöyle biraz tığımı uzatıyorum. Üzerine alıyorum. Bunu bir kabul ediyorum. Aynı noktaya 2, üzerine aldım ve 3. Hepsini birlikte çıkarıp şöyle kilitliyorum bir tane zincirle. Şimdi aynı noktaya bunun bir tane daha yapacağız. Batıyorum ve uzatıyorum. Üzerine aldım. Bir tane uzattım. İki tane uzattım. Üzerine aldım. Üç tane daha uzatıp, üç tane, üçüncüyü de uzatıp hemen kilitliyorum. Sonra 1, 2, 3. Üçüncüye batacağım. Üzerine hiç alma yok ilk yapımda. 1. Üzerine aldım. 2. Üzerine aldım. Üçüncü olduğunda hemen toplayıp kilitliyorum. Şimdi yine aynı noktayı bir defa daha yapacağım. 1. 2. Şöyle çekiyorum uzun. 3. 3 olduğu zaman tekrar kilitliyorum. Bu şekilde modelimizi kurmuş oluyoruz. Son kez daha yapayım. 1, 2 ve 3. 3 olduğu zaman hemen çıkarıp kilitliyorum. Aynı noktaya bir kez daha. 1, 2 ve 3. Kilitledim. Şimdi yaptıkça daha da düzgün duracak. Şöyle altın beyazken bakalım. Çok hoş. Orta kısımlar sade. Kenarları böyle badem model. Çok güzel suplamız olacak. Şimdi bu şekilde aralarında iki boşluk, üçüncüye batıyoruz. Aralarında iki boşluk, üçüncüye batarak bu şekilde sıranın sonunu tamamlayıp birleştirme noktasını göstereceğim. Evet, tüm sırayı yaptım arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi birleştirme noktasını yapıyorum. Şöyle orta kısımdan buradan direkt çekerek birleştiriyorum. Şimdi model kurduktan sonra ikinci sıradayım. Aynı işlemi uygulayacağım. Tek farkı şu olacak. 1, 2, 3, 4. Aşağıda 3 tane yapıyorduk. Burada 4 tane. Aynı noktayı bir daha. 1, 2, 3 ve 4. Hepsini birlikte çekip kilitledim.
Şimdi ikinci tarafa geçiyorum. İkinci tarafa geçerken bir tane kitlemeden sonra hiçbir şey yapmıyorduk. Bir tane burada zincir çekiyorum. Kasma yapmasın diye. Çünkü bir sıra daha büyüdü. Aynı şey yaparsak kasma yapacaktır, toplanma yapacaktır. O yüzden bir tane zincir çektim arasına. Geçtim diğer tarafa. 1 2 3 ve 4. 4 taneden sonra çektim, çıkardım. Aynı noktadayım. 1 2 3 ve 4. Çektim, kilitledim. Bakın V'ler bu şekilde üst üste gelecek. Bir tane zincir çekiyorum. Kilitledikten sonra diğerinin ortasına geçiyorum. Aynı işlemi sıra sonuna kadar devam ettireceğim. Ve bu şekilde bu sırayı da bitireceğim. 3 ve 4. Kilitledim. Araya da bir tane zincir çektim. Diğerinin ortasına geçerken. Bu şekilde şöyle yine düzelterek devam ediyorum. Yine birleştirme noktası aynı. Bir sonraki sık iğne noktasında göstereceğim. Evet, ikinci sırayı da tamamladık arkadaşlar. Yine şu kısımdan birleştirmemi yapıyorum. Şimdi son olarak sık iğne yapacağım. Bu kısımda biraz şöyle göstereyim. Hafif, bakın, biraz böyle marullaşma olduğu gibi. Ama sık iğne yaptığım zaman onu toplayacak. O yüzden yanlış bir şey yaptığınızı düşünmeyin. Bir tane zincirimi çektim. Şöyle sık iğnemi sıra sonuna kadar devam edeceğim. Bu sık iğne yaptıktan sonra bayağı toplayacak. Düzgün bir hale gelecek. Sonra yine orta kısmına güzelce hafif bir ütü yapacağım. Şöyle. Sık iğnelerin sayısı size kalmış. Şöyle, yani eğer baktınız çok fazla marullaşma var. Atıyorum şuraya yaptınız. Ortaya yapmadınız. Şöyle buraya yaptınız. Mesela buraya attınız, direkt bir tane ortaya yapabilirsiniz. Gibi gibi. Sık iğne zaten bayağı toplayacaktır. Çünkü diğer türlü yaptığımız zaman çok fazla kasma oluyor. Yani alt kısmını farklı bir şekilde uygulasak. Şöyle bu şekilde her birinin tepesine, şurada bir farklılık olmuş. Şöyle yapalım. Şuraya atlıyorum, bakın. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edeceğim. O bayağı şöyle toplayacak. Dediğim gibi sonra da hafif bir orta kısmı yine ütüyle düzgün güzel bir supla elde etmiş olacağız. Şimdi birleştirme noktasına kadar devam ediyorum. Arkadaşlar, ördükçe marullaşma çok farklı olmadı. O yüzden atlayarak devam ediyorum. O yüzden size de göstermek istedim. Mesela bir tane atlıyorum. Şuraya sık iğne yapıyorum. Mesela normalde hem buraya hem buraya yapacaktım. Ortaya bir tane yapıyorum. Şuraya atlıyorum. Şuraya yapıyorum. Tüm sıra boyunca bu şekilde devam edeceğim. Ortaya bir tane yapıyorum. Şu kısmı atlıyorum. Şuraya yapıyorum. Yani bunun ayarını lütfen siz kendiniz yapın. Şöyle
Şuraya atlıyorum. Burayı yapıyorum. Tekrar size de göstermek istedim. Şöyle. Ortaya bir tane yapacağım. Mesela şuraya atlıyorum. Bu kısma yapıyorum. Ortaya bir tane yapıyorum. Gibi gibi. Böyle bir tane atlıyorum, bir tane yapıyorum. Bir tane atlıyorum, bir tane yapıyorum gibi. Toplamasını istediğim için. Şimdi daha düzgün oldu. Size de tekrar göstermek istedim. Bakın bu şekilde birer atlayarak yaptığım zaman daha düzgün oldu. Şimdi hemen hızlıca sıranın sonuna kadar devam edip geliyorum. Evet arkadaşlar, son artık birleştirme noktasındayım. Şu kısma da bir tane yapıp ilk çektiğim sık iğneden birleştireceğim. Ve ipimi şöyle biraz büyükçe kesip daha ince bir tığ alıyorum hemen. Şuradan geçirip hemen arkadan ilk şöyle herhangi bir yerden geçirin. Bir tane düğüm atalım ilk seferinde. Kağıt ip şöyle sıkıp düğümü. Sonra da ipi güzelce gezdirelim. Şöyle ben kısacık gezdireceğim. Siz şu uzunluk kadar gezdirin. Garanti olsun. Çıkmasın. Şöyle ben bir tane daha yapıp ipimi keseceğim. Tam santim olarak arkadaşlar ideal 36 santim. İdeal supla santimi oldu, ölçüsü oldu. Şeyden, kameradan çok yakından gördüğünüz için biraz büyük görünüyor. Ama normalde tabak geldiği zaman şöyle bu kısımlar dışarıda kalıyor. Gayet güzel bir model olmuş oldu. Dediğim gibi şöyle arkasından çevirip, arkadan da önden de olabilir ama ben genelde arkadan yapıyorum. Şöyle bir ütü gezdirirseniz mis gibi dümdüz olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Yine Mucize Yumak YouTube kanalının Instagram hesabında da aktifim. Oradan da sorularınızı yanıtlıyorum. Bir soru olursa oraya da yazabilirsiniz. Şimdiden herkese kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın.